İstanbul'dan çıkılacağı kadar dayansaydım var ya. 20 kilometre gitmedik daha. Evden çıkarken anneme trip atacağım diye artıs artıs aç değilim dedim. Vallahi karnım guruldadı. İyi tamam. Şu restorana otur. Geliyorum ben de. Depoyu doldurayım. Fulle bari. Ne yapayım? Fulle. Fulleyin. Tamam. Merhaba Peri. Merhaba. Büyümüş ki günde. Can, bugün görüşmesek iyi olur. Nazlı abla yüzünden mi? Değil. Peki ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptım? Sadece biraz kafam karışık. Anlatırsan dinlerim. Babam kötü bir insan olabilir. Ben de onun kızıyım. İyi de ailen demek sen demek değilsin ki Peri. Öyle olsa en çok benim ağlamam lazım. Malum ablam. Bilmiyorsun ki. Ben bile düşününce utanıyorum. Hem bilseydin konuşmazdın bile benimle. Senin yerinde başka bir insan olsaydı bu köpeği gördüğünde vah vah yazık yazık derdi, hayatına devam ederdi. Ya sen çok merhametlisin. Çok cesursun. Ya çok duyarlısın. Bir de öyle bir ışıltım var ki senden uzaklaşınca buz kesiyorum. Teşekkür ederim. Nazlı abla görmesin. Görünce ilk beni kesecek zaten. Bir saniye hemen geliyorum. Tamam. Buyurun afiyet olsun. Hoş geldiniz. Siparişinizi alabilir miyim? Merhaba. Ben peynirli yumurta istiyorum. Yanında da çay. Tamam. Abi bir dakika, bir dakika. Böyle yumurtalar göz göz olsun olur mu? Tamam. Abi bir şey daha diyeceğim lütfen. Böyle peyniri bol olsun, böyle tereyağı da bol olsun. Sonra ben o ekmeğimi alayım. Ondan sonra yumurtaya bandırayım. Böyle yumurtanın sarısı aksın. Olur mu? Çok acıkmışız galiba. Ay evet çok acıktım. Tamam. Teşekkürler. Şş, bir bakar mısın? Bir saniye efendim. İki ayran istiyoruz. Tabii. Buyurun efendim. Benden sonra gelen müşterinizin siparişleri geldi. Daha kaç dakika bekleyeceğiz? Siz omleti çok pişmiş istediğiniz için ben bir mutfağa gidip bakayım. İlla söylememiz mi gerekiyor? Şş, birader. Senin o göbekteki yağlar var ya, 3 hafta seni yemeden içmeden idare eder. Rahat ol, ölmezsin. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Aslı sen ne biçim davranıyorsun ya? Çocuğun yaşındaki kızcağız ya herkese yetişmeye çalışıyor işte. 2 dakika beklesen ölmezsin. Bir de seninle mi uğraşsın? Yok yok, benim için problem yok. Benim için var. Benim için de problem var. Gel bakalım ne yapacaksın acaba? Bak, bayansın, elimde kalırsın. Aklını alırım senin. Gel benim için al. Oha! Savaş! İhsan abi. Savaş. Nasıl koş? Savaş kaç! Kaçtım o şerefsiz. Niye buluşuyorsun ki adamlara? Arkamda dağ gibi arkadaşım var dedim. Ha, iyi yaptın. Atla hadi başımın belası, atla. Savaş geliyorlar. Allah kahretsin! Koş çabuk al!
kurabiye kızını aldım. Hanımefendi, derdinizi trafik polisine anlatırsınız. Siz kimsiniz ki? Özel tim falan mı? Sorun nedir acaba? Bizimle beraber emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Buyurun lütfen. Biz ne yaptık ki? Fidyeci miyiz, namussuz muyuz? Niye geliyoruz? Karakolda öğrenirseniz, buyurun. Bir geçelim bakalım neymiş ne değilmiş. Hesabı getirir misin? Bir saniye efendim. Ne bir saniyesi abi, seninle mi uğraşacağım ben ya? Güneş Hanım, bundan Halil'e söz etmeyelim lütfen. Kızım sağ salim dönsün de kimseye söylemeye niyetim yok. Ay, İstanbul'dan çıkmadan bulsa bari polis. Efendim? Buyurun benim. Tamam. Tamam, anlaşıldı. Peki hangi karakola gidiyorsunuz acaba? Teşekkür ederim. Hemen geliyoruz. İyiler miymiş? Bulmuşlar. Beykoz Karakolu'na götürüyorlar. Hemen almamız gerekiyor. Tamam, ben alırım. Ben de sizinle geleyim. Durun. Ben hallederim. Sen güvenlik şirketinde çalışıyordun değil mi? 2 ay önce ilişkimi kestiler. O zaman hırsız değilsin. Niye girdin benim eski karımın evine? Neden girdin, ne işin vardı? Para için. Para için. Kim verdi sana parayı? Bilmek istemezsin abi. Anlat. Anlat bak, senin sağlığın için söylüyorum, anlat.